Kuraba Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mutan. Yepyeni bir videoya ve yepyeni bir projeye hepiniz hoş geldiniz. Ben şu an projenin başlangıç aşamasındayım. Fakat sizler videonun başındasınız ve projeyi tamamen izleyeceksiniz. Blackwater Nano bir beta projesi ve bu projede birkaç tane bitkiye ihtiyacım var. Bu bitkilerden seçmek için bir bitki evine geldim. Bir adet sarmaşık. Bu masayı da daha önceden hatırlıyorsunuzdur daha önceki videolardan. Benim yapmış olduğum yemek masası teraryumu. Workshop masası olarak da kullanılıyor. Sağ üstte çıkan linkten bu masanın kurulum aşamalarını izleyebilirsiniz. Bir de dağ şemsiyesi dediğimiz daha önce bir projede kullandığım bir bitki vardı. Sanırım bu bitkinin ismi Chamadoria'ydı. Chamadoria bitkisini kullanacağım. Bunu topraksız bir şekilde direkt köklerini suya koyarak kullanacağım. Güzel bir proje olacağı benziyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Güzel bir tasarım yapmaya çalışacağım. Doğal beta için güzel bir ev tasarlamaya çalışacağım. Şimdilik ihtiyacım olan bitkiler bunlar. Videoya da güzel bir girizgah olsun. Hadi diğer bölümlere geçelim. Şimdiden keyifli seyirler. Akvaryum ve çalışma ortamıyla sizleri buluşturmadan önce videonun sponsoru Pet Garden, JBL Türkiye'den gelen ürünlerin kutu açılımlarını yapıyorum. Pet Garden bizlere kurulumda kullanmak üzere Dobhin H300 şelale filtre, JBL ProTemp S500 ısıtıcı, JBL Tropol su düzenleyici ve JBL Novo Beta yemi gönderdi. Söz konusu özellikle ekipman ve su düzenleyicilere geldiğinde kaliteli ve kendini kanıtlamış ürünleri kullanmak canlara bize emanet olan hayvanlarımızın sağlığı açısından oldukça önemli. Zira sizi yarı yolda bırakabilecek ürünleri kullanmak kötü sonuçlar doğurabiliyor. Uzun bir planlama ve hazırlık sürecinden sonra sanırım akvaryum kurulumuna hazırım. Ufacık bir nano tank kurulumu için bu kadar hazırlık abartı diye düşünür müsünüz bilmiyorum fakat yaptığım işi düzgün ve içime sinerek yapmak bana oldukça keyif veriyor. Son birkaç düzenlemeden sonra her şey hazır. Haydi kuruluma başlayalım. Bu ölçüde ve hacimde bir tank için çok gerekli olmasa da akvaryumla akvaryumu yerleştireceğim konsolun arasına iki sert yüzey arasındaki olası kazaları önleyecek nitelikte yumuşak bir malzeme yerleştirmeye karar verdim. Normalde halk arasında strafor diye bilinen ince XPS veya parke şiltesi kullanmayı tercih etmeme rağmen elimde olmamasından dolayı bu kurulumda ince bir karton kullanıyorum. Kartonu akvaryum zemin ölçüsünde keserek kurulum yapacağım yere yerleştiriyorum. Akvaryumlarımda genellikle arka plan olarak siyah veya buğulu cam filmi kullanmama rağmen bu tankta farklı bir şey tercih ettim ve bambu malzemeden imal edilen, rengi ve dokusundan dolayı Blackwater kurulum konseptine uygun olacağını düşündüğüm hasır bir Amerikan servis kullandım. Servisi hızlı yapıştırıcıyla sadece üst kısmından akvaryuma yapıştırıyorum. Böylelikle tankı bozduğumda rahatlıkla tekrar söküp farklı bir çalışmada kullanabileceğim. Tasarıma Hardscape'in ana öğesi mangrove kökünü yerleştirerek başlayacağım. Kökün büyük olmasından dolayı içerisine su çekip batması zaman alacak. Bu sebeple alt kısımlarına vantuz yerleştirilmiş şekilde akvaryum tabanına sabitliyorum. Mangrove kökü tankı iki bölgeye ayırıyor.
Ön kısmı aydınlık ve aktif olarak seyre müsait bir alan olarak düşünürken, arka kısmı ise teknik ekipmanları saklayabileceğim karanlık bir alan olarak bırakacağım. Ayrıca mangrove kökü filtreden gelen suyu keserek ön alan için betanın istediği durgun suyu sağlayacak. Kökün yerleştirilmesinden sonra sıra zemine kum sermeye geliyor. Bu projede silis ve kuvars olmak üzere kullanmayı planladığım iki kum opsiyonu vardı. Akvaryumda köklü bitkilere yer vereceğim ve silis kumda kök gelişimi daha zor olduğu için kuvars kum kullanmayı tercih ettim. Kumu önden arkaya doğru yükselterek mangrove kökünün çevresini de doldurarak şekillendiriyorum. Zemin malzemesini yerleştirdikten sonra ufak dere taşlarını yerleştirmeye başlıyorum. Hardscape'in tamamlanmasıyla akvaryuma su koymadan önce ekipman yerleşimine geçelim. Bu projede filtre olarak şelale filtreyi tercih ettim. Dopin markası şelale filtre dalında kendini kanıtlamış ve benim de uzun yıllardır farklı modellerini kullandığım tam bir fiyat performans ürünü. Dopin H300 modeli sade tasarımı, geniş bakteri tutma kapasitesi ve ayarlanabilir derinlik ayarı ile bu projede ihtiyacımız olan filtrasyonu bize fazlasıyla sağlayacak. Akvaryum ısıtıcıları konusunda ise kaliteli bir marka seçmek bana göre hayati önem taşıyor. Çünkü bizler akvaryumlarımızda canlılar besliyoruz ve kalitesiz bir ısıtıcı ile suyun akvaryum canlıları için uygun sıcaklığa gelmemesi veya aşırı ısınması gibi sonu oldukça kötü biten senaryolarla karşılaşmak uzak değil. Bu yüzden ısıtıcı konusunda JBL tanklarınızda kullanabileceğiniz en güvenilir markalardan birisi. ProTemp S50 2 mm güvenli camla imal edilmiş ve dış plastik koruyucu ile birlikte geliyor. Plastik koruyucu, vatoz ve benzeri gibi balıkların ısıtıcıya yapışarak zarar görmesini engelleyen bir aparat. Ayrıca ProTemp serisi kuru çalışmaya karşı korumalı olarak tasarlanmış. Yani su seviyesi düştüğünde veya sudan çıkartıldığında otomatik olarak kapanan bir özelliğe sahip. Ekipmanların yerleşiminin ardından zemini bitki dikimini kolaylaştırmak için nemlendiriyorum. Daha sonra ise akvaryuma sırasıyla Java Fern, Anubias Barteri, biraz Vallisneria, Buseflandra türleri, ve son olarak bir kripto türleri ekliyorum. Bitkilendirme aşamasından sonra akvaryum su dolumuna hazır.
Tankımız biraz bekleye dursun. Bugün sizlere eşsiz lezzetli bir çay tarifi vereceğim. Demliğimizin içine öncelikle bir miktar çınar yaprağı, bir miktar kızılağaç dalı, bir miktar kızılağaç kozalı, ve bir katappa yaprağını parçalayarak yerleştiriyoruz. Az önce bahsettiğim miktarları dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimizin üzerine suyu da ekleyerek iyice demlenene kadar ocakta tutuyoruz. Çayımızın demini almasının ardından ocaktan alıyor, içerisindeki malzemeleri akvaryumumuzun zeminine yayıyoruz. Son olarak tavşan kanı çayımızı afiyetle tankımıza ekliyoruz. İşin şakası bir yana, yaptığım işlemle demlediğim materyallerden edindiğim tanenler hem suyu istediğimiz blackwater rengine çeviriyor hem de yumuşatarak akvaryumda ileride ekleyeceğimiz canlılar için hazır hale getiriyor. Bitkilendirmenin son aşaması olarak su üstü bitkilerinden olan pistiyaları suya bırakıyorum. Pistiya, yani su marulları, durgun suyu seven, sudaki nitratı kullanarak gelişimine ve üremeye devam eden, kökleriyle bulunduğu ortama doğallık katan oldukça güzel bir bitki. Son olarak su koşullarını canlılar için hazırlayacak, özellikle blackwater balıkları için stresi azaltarak adaptasyonu kolaylaştıracak tropikal bir su düzenleyici olan JBL Tropol'ü litre hesabına göre tanka ekliyorum. Videonun başında görüntülerini paylaştığım bitki evinden aldığım Chamadoria elegans bitkisinin kök malzemelerini temizleyerek kök boğazına kadar akvaryuma yerleştiriyorum. Potos sarmaşığını ise başka bir projeye saklamaya karar verdim. Her şeyin tamam olmasıyla Blackwater Nano tankımız hazır. Şimdi bakteri döngüsünün oturmasını, tankın stabil hale gelmesini bekleyeceğiz. Umarım bu küçük nano tankıma yaptığım tasarımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunu bilmek isterim. Kanala abone olmayı ve aşağıda bulunan yorum kısmından görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.